Mahmut Öğür, Kılıçdaroğlu BOP Başkanlığı'na aday mı oluyor? Çok sayıda darbe görmüş Türkiye, tam 7 yıl önce tarihinin en kirli ve farklı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Farklı diyorum çünkü ilk kez yolsuzu kılıfı giydirilmiş bir darbe söz konusuydu. Ve ilk kez darbenin arkasında klasik asker değil, cemaat kılıfı giymiş bir yapı vardı. İşi tehlikeli yapan da buydu. Oysa bu yapı aslında geçmişte darbeleri haklı kılmak için zemin hazırlayan Gladio'nun yeni versiyonundan başka bir şey değildi. Bir anlamda gayri nizami harp yöntemleriyle ülkeyi ve sivil siyaseti rehin alan emperyalizmin içerideki uzantısıydı. Ancak o güne kadar çözüm süreçlerini sabote etmesine, 7 Şubat mit operasyonunu gerçekleştirmesine ve geziye sinsice destek vermesine rağmen kendisini saklamayı başarmıştı ilk kez o gün bir dini cemaat olmadığını, darbeci bir yapı olduğunu gösterdi. Kuşkusuz bunun anlaşılması ve anlatılması da kolay olmadı. Bunda muhalefetin başta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok büyük katkısı vardı. Meğer bu yüzden Kılıçdaroğlu 2012 yılında hem de Ergenekon sürecinin en yoğun döneminde yargıda cemaat var mı sorusuna hep şu cevabı veriyordu. Yargı içinde cemaat yapılanması var diyemem. İşin daha da ilginç tarafı bütün bu süreçler yaşanırken arka planda CHP-Gülen ilişkisinin kurulmuş olması. Bu gerçeği de bütün CHP medyası biliyordu. Şimdi sussalar bile o zaman eleştirdiler. Onlardan biri de Karanlık Oda yazarlarından Deniz Hakan bakın ne diyor. Halk ve geleceği dozerlere teslim edilirken Kılıçdaroğlu'nun elindeki CHP tabelasında C'nin de artık cemaati temsil ettiğinden kuşku duymuyoruz. İlginç ama daha ilgincini bugün CHP'ye destek verenlere hatırlatmak gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 17 Aralık darbesinden kısa bir süre önce ABD'ye gitmiş, orada Faruk Tapan gibi FETÖ'cülerle görüşmüştü. Kılıçdaroğlu o yolculuğa çıkarken yanında medya mensupları vardı ama CHP destekçisi Sözcü ve Halk TV yoktu. Herhalde yavaş yavaş alıştırmayı düşünmüştü. Sözcü gazetesi bu tavır üzerine şu manşeti atmıştı. CHP sözcüyü almadı büyük ayıp etti. Halk TV ise şu yorumu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun cemaate yakınlaşma çabası. Nereden nereye? Unuttular mı bilmiyorum ama daha sert tepki Oda TV yazarı Müyesser Yıldız'dan geldi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün partisi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD yolunda. Seçimlere ramak kalmış, adaylarını açıklayıp millete gideceğine, okyanus ötesine gidiyor. Kılıçdaroğlu, Bob Başkanlığı'na adaylığını mı koyuyor? Kendi medyası FETÖ ile ilişkisinin tanığıydı ama umursamadan ABD dönüşü çıktığı meydanlarda daha 17 Aralık darbesi olmadan şöyle diyordu. Bu hükümeti düşüreceğiz. Herhalde beklediği 17-25 Aralık yargı darbesiydi. Bu yüzden CHP müthiş destek verdi. Sırtını ABD'ye dayayan FETÖ'de yolsuzluk solsu operasyonuyla o günlerde CHP'nin C'si cemaat oldu diyenlerin gözlerini öyle boyadı ki kimsenin sesi çıkmadı ve kimse gerçeği görmek istemedi. Ama tüm bunlara rağmen 17-25 Aralık yargı darbesi, Başkan Erdoğan'ın önderliğinde yargı, polis ve siyasetteki yurtseverlerin desteğiyle bertaraf edildi. Amerika Birleşik Devletleri Mısır'da hatta çok benzer bir biçimde Brezilya'da yargı yoluyla solculuyla Da Silva'yı cezaevine yollayarak başardığı şeyi Türkiye'de başaramamıştı. Hala bunu unutmuş değiller. 15 Temmuz'a kalkışmaları da yaptırım kararları da bu yüzden. Mahmut Övür. Süleyman Özışık. Süleyman Soylu'nun sözleri sizi neden rahatsız ediyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mecliste yaptığı tarihi konuşmanın üzerinden günler geçti. Ama yankısı devam ediyor. Kendine bağımsız, tarafsız gibi bazı sıfatlar yakıştıran kimi yazar çizer takımı Soylu'nun konuşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Dikkat ediyorum özellikle terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını temsil eden HDP'lilere yönelik sözlerinden rahatsız olmuşlar. Hangi sözden, hangi tespitten dolayı rahatsız oldular ben gerçekten anlamadım. O konuşmayı yeniden hatırlayalım ve rahatsızlığını dile getiren beylere ve bayanlara soralım. Süleyman Soylu, PKK terör örgütü köye gitti, erkekleri evden çıkarıp kadınlara tecavüz etti. Alçaklar bak beni konuşturmayın dedi mesela. Bu bilinen ve fakat bugüne kadar meclis çatısı altında dillendirilmeyen bir gerçekti. Bunun dile getirilmesinden mi rahatsız oldunuz? Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roket atar ve silah depolayan, arka odadaki kandilin müfettişinden talimat alan adamlara elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz dedi Süleyman Soylu. Bundan mı rahatsız oldunuz? Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a da tecavüzcü bir çirpinin duran kalkana da terörist diyoruz dedi. Bu cümlenin tamamından mı rahatsız oldunuz? Yoksa masumlaştırmaya çalıştığınız Selahattin Demirtaş teröristine terörist dediği için mi rahatsız oldunuz? Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir. Bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir cümlesinde sizi rahatsız eden söz hangisidir? Soylu'nun kendisine laf atan HDP'lileri siz tınakçılığa alışmışsınız zaten. Milletekiniz adamın cebindeki telefonu çalıyor. Laf atma ama başka bir şey daha söyleyeyim. O telefonu asit kuyusuna atsan da içindekileri çözebilecek teknolojiye ulaştık cevabıyla yerle yeksan etmesi mi sizi rahatsız etti? Ya da HDP'li vekillerin PKK'nın katliamlarına ses etmemesine öfkelenip sizin az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için baş sağlığı dilersiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz diyerek şehit yakınları adına isyan çığlıkları atmasına mı takıldınız? veyahut PKK'nın şehit ettiği işçilerin fotoğraflarını gösterip bunlar emekçi hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın teriyle para kazanmak isteyenler. Bu katliamlara ses çıkaramıyorsunuz. PKK'nın kölesi olmuşsunuz demesi mi zorunuza gitti? Bunların hangisinden rahatsız oldunuz? Madem itiraz ediyorsunuz o zaman biz değil siz söyleyin. İçişleri Bakanlığı'nın dile getirdiği bu olayların hangisi olmadı? Hangisi yaşanmadı? bir tekinin olmadığını, yaşanmadığını söyleyebilir misiniz? Yoksa oh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor, oh oh sözlerini mi beğenmediniz? Biz çok beğendik bu hareketi ama. Ne olacak şimdi? Beğendik diye bize yine ve yeniden yandaş mı diyeceksiniz? Diyebilirsiniz. Biz de bundan zerri miskal gocunmayız. Allah bizi devlet için, millet için, bayrak ve toprak için mücadele edenlere yandaş yapsın da 3-5 oy için PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yoldaşlık edenlerden eylemesin yeter ki. Bu söylediğim çok mu ağırkaştı, çok mu zorunuza gitti? Oh, işte bu beni daha da mutlu etti. Süleyman Özışık